Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılı provamıza başlıyoruz. Bugün önce bilmemiz gerekenler üzerinden geçeceğiz. Konuları güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Sonrasında süper sorular var ama güzel bir haberle başlamak istiyorum. Belki bunu duydunuz. Dev 1. yazılı hediyelerimiz var. Toplam 8 kanalımıza 8 tane iPhone hediye ediyoruz. Ve bu daha fazla kanalımız var ama en çok hediye ettiğimiz kanallar bunlar. Bu iPhone'lar kazanmak istiyorsanız, bu iPhone'lardan herhangi birini kazanmak istiyorsanız sınıfınızın kanalına ve Tonguç Akademi'ye abone olup yazılıları Tonguç'la etiketiyle abone ettiğiniz iki arkadaşınızı yorumlara yazmanız yeterli. iPhone'lar sizi bekliyor. 9. sınıf çekilişimiz tabii ki 9. sınıf olduğu için 9 Aralık'ta. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen yazılı provamıza başlayalım. Tabii kağıtlar birbirine karıştı. Nerede? Her şey birbirine girdi. iPhone veriyoruz diye. Resmen heyecan olduk. Evet, 8 tane iPhone sizi bekliyor ama biz gerçeklere dönelim hocam. Tamam, bir güzel iPhone veriyorsunuz ama yazılıya gelin diyorsanız hemen başlayalım. Şimdi birinci yazılı konularımız insan, doğa ve coğrafya konusuyla alakalı. Burada şunu bilmemiz lazım. İnsan ve doğa, coğrafya konusunda. Bir de yer küre şekli hareketleri var. Bazı kavramları hızlı hızlı söyleyeceğim. Sonrasında bayağı uzun seçici sorularımız var. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten insanlığın bittiği noktadayız. Hepsini güzel güzel çözeceğiz inşallah. Arkanıza yaslanın. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bilmemiz gerekenler falan filan demiş ama buraları okumayacağım. Direkt bilmeniz gerekenleri söylüyorum. Birincisi, coğrafyanın İlkelerinde dağılış ilkesi nerede sorusuna cevap veriyor. Bakın tekrar yazıyorum. Dağılış ilkesi nerede sorusuna cevap veriyor. Nerede ne çıkıyor mesela? Zonguldak'ta taş kömür çıkarılır. Veyahut da karşılıklı ilgi sorusu var. Karşılıklı ilgi ilkesi var. Bu da neyle ilgili? Mesela Zonguldak'ta kömür çıkması neyle ilgili mesela? Zonguldak'ta kömür çıkması orada birinci dönemde oluşan taş kömür birinci dönemde oluşmasıyla alakalı. Neyle ilgili? Peki bir de neden sonuç ilkesi var. Neden sonuç ilkesi de neden sorusuna cevap veriyor. Neden sorusuna cevap verdiğinde de neden taş kömürü yatakları Zonguldak'ta? Çünkü birinci zaman eski dönemde oluşmuştur. Burada da jeolojik devirlere bağlı olarak taş kömürü çıkmıştır diyoruz. Buna başka bir örnek daha verebiliriz. Mesela petrol batman ve çevresine çıkarılıyor. Dağılış ilkesi. Petrol plastik sanayinde kullanılıyor. Karşılıklı ilgi. Neden petrol batmanda çıkarılıyor? Çünkü 3. jeolojik zamanda oluştuğu için diyebiliyoruz. Aynı zamanda coğrafyanın alt dağları var. Fiziki coğrafyada klimatoloji, jeomorfoloji, hidrografya, doğal afetler coğrafyası, toprak coğrafyası gibi şeyler var. Beşeri ve ekonomi coğrafyada ise nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası, siyasi, ulaşım, enerji, turizm, ticaret ve tarım gibi coğrafyalar var. Yerel coğrafyada da bölgeler coğrafyası ve ülkeler coğrafyası var. Mesela klimatoloji iklim tiplerini inceliyor, jeomorfoloji yeryüzü şekillerini inceliyor, hidrografya yeraltı ve yerüstü sularını inceliyor, kartografya haritaları, biyocoğrafyada bitki ve hayvan topluluklarını inceliyor. Coğrafyanın alt dağlarında jeomorfolojinin yer şekilleri, klimatolojinin iklim olduğunu, hidrografyanın su olduğunu, biyocoğrafyanın bitki ve hayvan olduğunu, toprak coğrafyasının toprakları, kartografyanın haritayı sorabilirler. Ve aynı zamanda doğal afet coğrafyasının afetleri, matematik coğrafyasında dünyanın şekli ve hareketlerini incelediğini unutmamamız lazım. Meteoroloji hava durumunu, jeoloji yer yapısını, jeodezi dünyanın şekli ve boyutlarını, zooloji hayvan bilimini, biyoloji canlı bilimini, botanik bitkilerin anatomik yapısını, tarihin geçmişteki olayları, felsefenin varlığın özünü, istatistiğin grafik ve sayıları incelediğini, petrolojinin kayaç bilimi olduğunu, teknojoğrafyanın coğrafya ve teknik uygularımı karşılaştırdığını, demografyanın nüfus bilimi olduğunu, antropolojinin ırk bilimi, etnolojinin toplum kültürlerini incelediğini, jeopolitiğin bir mekan ile orada uygulanan politikalar incelediğini, pedolojinin toprakları incelediğini, paleontolojinin de fosil bilimini, litolojinin taş küreği, oseanografyanın okyanusları, limnolojinin gölleri, arkeolojinin de kazı bilimini incelediğini bilmemiz gerekebilir. Şimdi burada şunu da bilelim. Coğrafyanın tarihsel sürecine baktığımızda ilk çağda Yunanlılar var ve seyahatname türünde eserler var. Anadolu'da tabii ki Mısır'da, Mezopotamya'da buraları geziyorlar, inceliyorlar. Tales, Platon, Aristoteles gibi Batlamyus gibi önemli coğrafyacılar var. Orta çağda İslam kültürü etkin. Biruni, Mesudi, İbn Sina, İbn Hurdazbi, Kaşgarlı Mahmut önemli coğrafi eserler verecekler. Ve aynı zamanda yeni ve yakın çağda coğrafyaya baktığımızda bu sefer Batı dünyası gelişiyor. Önce İspanyol ve Portekizler ve İtalyanlar katkıda bulunacaklar. Niye? Çünkü coğrafi keşifleri gerçekleştiriyorlar. Alexander von Humboldt ve Karl Ritter önemli kavramlar bulacaklar. Osmanlı'da yine Batlamyus'un eserleri var. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi ve Eliya Çelebi'nin seyahatnamesini bilmemiz lazım. Şimdi gelelim dünyanın şekli ve hareketlerine. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Size gelebilecek soruların tarzı 4 şey üzerine odaklanıyor ki biz de zaten soruları bunu yaptık. Dünyanın şekli deyince ekvatordan hatta şuraya gösterelim. Burada vakit kaybetmek için buradan gösteriyorum. Ekvatordan kutuplara doğru oluşan gelişmeler dünyanın şekliyle alakalı. Yani şöyle dünyayı çizdik ya. Şurası ekvator.
dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru sıcaklığın değişmesi, gölge boylarının uzaması, denizlerde tuzluluğun değişmesi, gerçek işte bitki türlerinin değişmesi, bunların hepsi dünyanın şekliyle alakalı. Dünyanın günlük hareketi var. Burada ise gece ve gündüzün oluşmasını aklınıza getireceksiniz ve bir günlük hareket, yani 24 saat içinde yaşanan gün içindeki sıcaklık değişimi, gün içindeki gölge boyu değişimi, gün içindeki güneş ışınlarının geliş açısının değişimi, gün içinde basınç değişimi şeyler dünyanın günlük hareketi olacak. Buradaki anahtar kelimemiz gün içinde. O zaman şöyle yazıyorum. Gün içinde. Hatta ilk soru yaptık bile. Gün içinde sıcaklığın, güneş ışınlarının geliş açısının gölge boyunun değişmesi direkt dünyanın günlük hareketi. Buna eksen hareketi diyeceğiz. Dünyanın yıllık hareketi eksen ekline baktığımızda ise bu sefer yıl içinde kelimesine bakacağız. Bir yıl içerisinde yaşanan sıcaklık, mevsim, gölge boyu gibi değişimler yıllık hareketin sonucu. Çünkü burada güneşi ortaya alıyoruz. İşte Haziran, Eylül, Aralık, Mart, böyle dünya dolaşıyor. Bu dolaşım sırasında mevsimler oluşacak. Yıl içinde sıcaklığın, güneş ışınlarının geliş açısının, gölge boyunun değişmesi ve mevsimlerin oluşması, yıl içinde gece gündüz sürelerinin değişmesi de yıllık hareket olacak. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi gelelim şimdi artık yavaş yavaş yazılımıza giriş yapalım vakit kaybetmeden. Kayaç ve tabakalardan oluşan, üzerinde dağ, plato, ova, vadi gibi yer çekimlerine yer aldığı ortama biz tabii ki de ne diyoruz? Litosfer diyoruz. Ama şöyle hop, litosferi işaretledik. Devam ediyoruz. Yer şekillerini ve oluşum ve sebeplerini inceliyor. Yer şekillerinin oluşum sebeplerini inceleyen tabii ki de jeomorfoloji. Hop, bunu da işaretledik. Devam ediyoruz. Harita çeşitleri ve yararlama esaslarını verirler. Bu da haritalar tabii ki, kartografya. Hop, bunu da işaretledik. Devam ediyoruz. Bir kutuptan diğer kutuba geçtiği düşünülen hayali çizgiye biz tabii ki de eksen diyoruz. Yani bir tane portakal düşünün, tamam mı? Şöyle çizeyim bakın size. Portakal orada kal diyorsunuz. Hemen şöyle çizim portakalı. Portakalın içine hop diye bir şiş sapladınız ya, şöyle hop şişi sapladınız, şiş buradan çıktı. İşte bu eksen. Dünya eksen etrafında dönüyor dediğimiz olay bu. Dünyada aydınlık yerleriyle karanlık yerleri birbirinden ayıran çizgiye de biz tabii ki aydınlanma çemberi diyoruz. Yani şurayı diyelim, şurada güneş olsa ne olacak? Şurası karanlık, şurası aydınlık olacak. Bakın şimdi şu taraf karanlık oldu ya. İşte burayla burayı ayıran şu çizgiye de aydınlanma çemberi diyeceğiz. Hemen yeni bir soru, yeni bir heyecana geçiyoruz. İlk soru yapmıştık. Dünya anahtar kelimemiz gün içindeydi. Gün içinde kelimesi günlük hareket. Güneş ışınlarının yıl içinde değişmesi tabii ki de yıllık hareket. Ekvatordan kutuplara doğru kelimesini gördük. Dünyanın şekli. Fiziksel mekanik parçalanmanın oluşması gün içinde oluyor. Gün içinde sıcaklık farkı oluyor. O yüzden bu da yine günlük hareket. Peki hocam, yörüngenin elips olmasını söylemediniz. Şimdi şu yörünge şöyle tam yuvarlak değil de elips şeklinde. Yani güneşin etrafında 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık, 21 Mart'ta dolaşırken elips şeklinde. Bu da süre değişimlerine sebebiyet veriyor. Mesela diyelim ki ne olabilir? İşte Şubat'ın 28 gün çekmesi, Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesi gibi şeyler. Bunlar süreyle alakalı şeyler, yörüngenin elips olmasıyla alakalı. Matematik iklim kuşaklarının oluşması tabii ki de dünyanın yıllık hareketi. Ve devam ediyoruz. Dünyanın güneşe olan mesafesinin değişmesi, bu tabii ki yörüngenin şekli. Dünyanın tam yarısının gece, tam yarısının gündüz olması ise dünyanın şekli. Dünya dönse de dönmese de şurası güneş var ya, güneşten gelen enerji, sıcaklık bu tarafı karanlık yapacaktı. Çünkü buraya ulaşmıyor, buraya aydınlık yapacaktı. Bu tamamen şeyle alakalı. Nedir onun? Dünyanın şekliyle alakalı. Ama döndü, gece gündüz oluştu. Bu da dünyanın günlük hareketiyle alakalı. Devam ediyoruz. Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması, mevsim kelimesini gördüğünüz zaman yıllık hareket diyoruz. Dünyanın yörüngedeki hızının değişmesi tabii ki de yörüngenin şekliyle alakalı. Buna bağlı olarak 3 Temmuz ve 4 Ocak tarihleri oluşuyor. 4 Temmuz ve 3 Ocak tarihleri oluşuyor. 3 Ocak'ta dünya güneşe yaklaşıyor. 4 Temmuz uzaklaşıyor ama bu sıcaklığı hiçbir şekilde etkilemiyor. Çünkü sıcaklığı etkileyen en temel faktör açı. Sıcaklık ve basıncın gün içinde, gün içinde kelimesi hop günlük hareket. Mevsimlerin sürelerinin değişmesi, mevsim sürelerinin değişmesi süre kelimesi, burada yörüngenin elips olması. Mevsimler arasında basınç farklarının ve buna bağlı muson rüzgarının oluşması yıl içinde olduğu için yıllık hareket. Meltem rüzgarları gün içinde oluştuğu için günlük hareket. Bunun diğer adı arkadaşlar eksen hareketidir. Buna da dikkat edin. Eksen ekliyle eksen hareketini karıştırmayın. Denizlerde tuzluk oranı ekvatordan kutuplara doğru kelimesini gördüğümüz zaman hemen dünyanın şeklini işaretliyoruz. Denizler tuzluk ekvatordan kutuplara azalması tabii ki de bu da yine dünyanın şekliyle alakalı. Geldik başka bir soruya. Doğal şartlar altında gelişen olayların oluşturduğu ortama, biz ne ad veriyoruz? Doğal ortam diyoruz. Hemen cevabımızı yazalım. Doğal ortam. Hopçikilok, bunu yazdım. Kalemimiz bitmek üzere. O yüzden bunu şöyle koyuyorum. Devam ediyorum. Doğal ortama oluşturan unsurlar tabii ki birincisi litosfer, yani taş küre. Devam ediyoruz. Hidrosfer, yani su küre. Devam ediyoruz. Atmosfer, yani hava küre. Devam ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Canlı küre, biyosfer diyoruz ve gerçekten çok kaliteli insanlarız. Devam ediyoruz. Şu kalemleri çekelim. Haritaların hazırlanış ve yararlanma esaslarını inceleyen tabii ki kartografya. Bunu unutmamız lazım. Devam edelim.
Nokta nokta tarihlerine güneşin olan öğle vakti ekvator üzerindeki noktalara dikkat çekecek. Bakın şunu unutmayın. Şu dünyaya, şurası ekvator sıfır. Ekvatora 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine düşüyor. O zaman 21M ve 23E'de yazıyorum. Burada ekvatora dik düşüyor. Ve sadece bu tarihlerde ekvatorda Satürn'de gölge boyu sıfır oluyor. Şu tarihte ise 23 kuzeye düşüyor. Bu sefer de 21 Haziran tarihinde yengeçe düşmüş oluyor. Şu tarihte de 23 güneye düşüyor. O da 21 Aralık tarihi olmuş oluyor. Bu tarihleri iyi bileceğiz. Şimdi dolayısıyla şu tarihler, yani 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerine biz solstis diyoruz. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerini ise şöyle alıp şuraya getiriyorum. Ekvatora dik geldiği tarih ekinoks tarihleri diyoruz. Dolayısıyla burada cevabımız ekinoks olacak. Ekinoks tarihlerinde güneş değil tabii. Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik geliyor. Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızı her yerde aynı değildir. Çizgisel hız olarak adlandırılan dönüş hızı ekvatordan kutuplara doğru ne oluyor? Azalıyor. Bunu da şöyle gösterelim. Bakın şimdi. Şuraya bir tane şey çizelim. Şöyle dikkatli dinleyin burayı. Şimdi şurası ekvator, tamam mı? Ekvatordan A noktasından bir araba çıkıyor. B noktasından bir araba çıkıyor. C noktasından bir araba çıkıyor. A noktasından çıkan araba buraya gelecek. Hop böyle dönecek. B noktasından çıkan araba böyle dönecek. Şimdi üçü de dünyanın etrafını aynı hızla hareket ederek tamamlamaya çalışsalar. Önce hangisi tamamlar? C tamamlar. Niye? Çünkü daha dar bir yuvarlak dönecek. B daha geç tamamlar. A en geç tamamlar. Niye? En ton bir şeyleri A dönecek. Şimdi burada şu çok önemli. Eğer üçü de aynı anda tamamlıyorsa hangisi daha hızlıdır? A daha hızlıdır. Çünkü A daha hızlı olsun ki bu kadar şişkin kısmı daha çabuk bitirebilsin. C'de daha yavaşlar ki zaten dar bir yol gidecek. Yavaş yavaş dönsün. İşte ekvatordan kutuplara doğru çizgisel hız azalıyor. Ekvator daha şişkin olduğu için burada daha hızlı dönen. Yerel saat aynı ya. Daha hızlı dönmesi lazım ki bu kadar şişkin kısmı bitirsin. O zaman ekvatordan kutuplara doğru çizgisel hız azalıyor. Çizgisel hızın azalması da şu. Güneşin doğuş ve batış süresi azalıyor. Yani siz güneşin batışını izliyorsunuz yani böyle deniz yani şöyle güneş batıyor şöyle bakıyoruz bak şöyle. İşte ekvatora yakın yerlerde güneş daha çabuk doğup daha çabuk batıyor. Çünkü çizgisel hız fazla. Ama kutuplara gittikçe güneş daha yavaş doğup daha yavaş batıyor. Türkiye için de geçerli bu. Türkiye'de diyelim ki şurası Türkiye olsun dikdörtgen şeklinde. Antalya'dan Samsun'a doğru gittikçe Antalya'da güneş daha yavaş, daha hızlı doğup daha hızlı batıyor. Samsun'da daha yavaş doğup daha yavaş batıyor. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23-20'lik bir açı vardır. Tabii 23 burada yazması lazım. Buna biz ne diyoruz tabii ki? Eksen ekliği olarak tanımlar. Eksen ekliği olmasaydı mevsimler oluşmazdı. Bunu da çok net bir şekilde hatırlamamız lazım. Hızlı gidiyoruz. Bakalım cevapları bul. Verilen örnekler insan doğa etkileşim açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki hangisini en iyi yansıtan niteliktedir? Tarım ürünlerinin veriminin yağışa göre değişkenlik göstermesi. Eğer yağış olursa tarım ürünleri iyi oluyor. Yağış olmazsa tarım ürünlerinin verimi düşüyor. Meskenlerde kullanılan yapı malzemesinin doğal şartlara göre değişmesi. İşte yağmurun az olduğu yerlerde kerpiç kullanılıyor. Bol yağmurun yağdığı, ormanın çok olduğu yerlerde ahşap kullanılıyor. Soğuk yerlerde taş kullanılıyor. İlk medeniyetlerin Fırat, Dicle, Nil gibi büyük nehirlerin etrafında kurulması. Evet doğru. Mezopotamya, Fırat ve Dicle'de Nil, Mısır medeniyeti. Tamam. Yükseltinin ve eğimin arttığı yerlerde nüfusun azalması. Niye? İnsanlar dağlarda değil de daha çok aşağılarda yaşıyor. O zaman bu insanın doğaya bağımlı olmasını gösterir. Cevabımız Ceyhan. Geldik şu kısma. Aşağıdaki ifadelerde yay ayraç ile verilen alana coğrafyanın hangi ilkesiyle ilgili olduğunu yazınız. Seracılık faaliyetleri Akdeniz iklim alanında yapılır. Nerede yapılıyor? Dağılış. Marmara bölgesinde tüketici nüfus fazla olduğu için kümes hayvancılığı yaygındır. Tabii ki neden? Sonuç. Neden yaygındır? Çünkü neden sonuç. Ulaşımın gelişti ve elverişli olduğu yerlerde sanayi ticaret faaliyetleri de tabii ki de ayrı gelişir. Bu da karşılıklı ilgi olduğunu unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tablodaki bilgileri tarihlerle eşleştiriniz diyor. Şimdi güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelir. Tabii ki buraya şunlara ekinoks diyelim. Hatta ekinoks demeyelim de buraya 21 Mart ve 23 Eylül diyoruz. Bu tarihlerde güneş ışınları yani bunların diğer adı ekinoksu. Ekinoks tarihlerinde dik açıyla geldiğini söyledik zaten. Güneş ışınları Oğlak dönemcesine 21 Aralık'ta geliyor. Oğlak neresi hocam diyenler olabilir aranızda. Şu dünya ya, şu sıfır ekvator ya, şu 23 kuzey yengeç dönemcesi ya, şu 23 güneyde Oğlak dönemcesi. Bir kez daha yazıyorum. 23 yengeç, 23 oğlak. Peki hocam niye anlatıyorsunuz bunları? Çünkü Türkiye'de şurada biz 36-42 kuzey paraleller arasındayız. Biz yaz yaşadığımıza göre 21 Haziran'da buralara dik geliyor olması lazım. 21 Aralık'ta da buraya dik geliyor olması lazım. Niye? Çünkü biz o tarihlerde kış yaşıyoruz. O zaman Oğlak dönemcesi güneydeyse 21 Aralık olacak. Kuzey yarımkürede yaz başlangıcı 21 Haziran tarihi. Biz artık yaz başlıyor. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer. Yani kutup noktalarından geçmesi için bu sefer ekinoks tarihleri olması lazım. Yani 21 Mart ve 23 Eylül yine doğru cevabımız. Güney yarımkürede en uzun gündüz
en kısa gece yaşanır. Güney yarımkürede en uzun gündüz yaşanıyorsa güney yarımkürede yaz olması lazım. En uzun gündüz yazı yazıyor. Buranın yazı da tabii ki 21 Aralık. Niye? Bizimkinin tam tersiydi. Kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. Bu da 21 Haziran tarihini, 21 Haziran'da kuzeye doğru gittikçe uzar. Hatta en kuzeye gittiğinde, kuzey kutup noktasına geldiğinde 24 saat gündüz yaşanır. Kuzey kutup tarihi tamamen aydınlık. Güney kutup tarihi tamamen karanlıktır. Bu da yine 21 Haziran tarihini gösteriyor bizde. Geldik başka bir soruya, başka bir heyecana. Doğru yanlış. Orta çağda yeni dünya karaları olarak bilinen Kuzey ve Güney Amerika, Okyanusya ile Güney ve Kuzey Kutup evreleri çok sayıda adalar keşfedilmiştir. Hayır, orta çağda değil bu, yeni çağda keşfediliyor. Coğrafya keşiflerinin olduğu tarihlerin olması lazım. 21 Haziran'da yengeç dönencesinde öğle vakti gölge boyu sıfırdır. Doğru. Güneş yıllarının geliş açısı gün içinde değişir. Buna bağlı olarak aynı anda yarım küreler farklı mevsim yaşanır. Bu yanlış. Gün içerisinde sıcaklık değişiyor diye mevsim olmaz. Güneş yıllarının geliş açısı yıl içinde değişir. Eksen ekliğine bağlı olarak aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsim yaşanır dese de olabilirdi. Dünyanın güneşe yakınlaştığı tarihlerde sıcaklık değerleri yükselir. Yanlış. Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaştığı tarihler sıcaklığı değiştirmez. Yani dünya 4 Temmuz'da güneşten uzaklaşır. 3 Ocak'ta yaklaşır ama biz 2 Ocak'tan 3 Ocak'a geçtiğimizde havanın soğuduğunu görmeyiz. Ya da 4 Temmuz'dan 5 Temmuz'a geçtiğimizde havanın ısındığını, soğuduğunu falan görmeyiz. Güneşin Erzurum'da İzmir'den önce doğması dünyanın dönüş yönüyle ilgilidir. Evet, burası doğru. Niye? Çünkü Erzurum daha doğuda. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için önce güneş İzmir, Erzurum'da doğuyor. Eksen ekliği sonucu aydınlanma çizgisi kutup daireleri ve kutup noktaları arasında yer değiştirir. Burası da yine doğru. Dünya elips şeklindeki yörüngeden dönerken güneşe yaklaştığında dönüş hızı artar. Güneşten uzaklaştığında ise azalır. Bu da yine doğru bir bilgi. 21 Aralık tarihinde aynı meridyen yayı üzerindeki tüm noktalarda güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Bu yanlış. Burası 21 Aralık değil. Ekinoks tarihleri, yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş aynı meridyende aynı anda doğar ve batar. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Şöyle göstereyim size. Şu dünyaya. Şu ekvator. Şu da başlangıç meridyeni olsun. Şöyle meridyenleri silelim. Şimdi şöyle düşünün. Ekvatora dik geldiği zaman tüm dünyanın gece gündüz eşitliği olduğu için güneş aynı meridyende aynı anda doğar ve batar. Ama burada yaz yaşandığını düşünün. Burada kış yaşandığını düşünün. Mesela diyelim ki Temmuz ayındayız. Temmuz ayında şurada, şu noktada hava saat 9'a kararır. Burada da hava saat 5'te kararması lazım. Çünkü bu kış. O zaman aynı meridyende aynı anda doğup aynı anda batamaz. Bak, burada yaz yaşanıyorsa burada hava 9'a kararacak. Burada hava ise 6'a kararacak. Bak, her ikisinde saat aynı. Yerel saat aynı. Burada da saat 8, burada da saat 8'dir. Burada saat 8, yaz 8 olduğu için hava daha kararmamıştır. Burada ise kış 8 olduğu için hava çoktan kararmış. Millet yaz sıramazı kılıyordur diyoruz ve geçiyoruz diğer soruya. Neredeyiz? Matematik iklim kuşaklarının sınırlarını eksen ekliği belirler. Burası tabii ki de doğru. Dünyanın geoid şeklinden dolayı aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Yanlış. Bu eksen ekliğinden dolayı olacaktı. Eksen ekliği mevsimlerin yaşanmasındaki temel sebeptir arkadaşlar. Ödülü sorumuza gelmişiz ama ödülü sorumuza gelmeden önce nasıl çalışacağınıza dair ödev vermek istiyorum. Bakın, kitabımızda 0'dan 9'a coğrafya kısmında şu kısım önemli. Nereden gösterelim? Şöyle. Şu kısımda sorabilirler. Sayfa 16'ya dikkat edin. Şurası bizim çok güzel özetlediğimiz bir yer. Coğrafyanın önemi ve gelişimine belki çok fazla soru sormayabilir hocamız ama dünyanın şekil hareketlerine şu sayfadan %100 soru gelecek. Bakın, sayfa 22. Küreselliğin ve geoetliğin sonuçları. Sayfa 22'den soru gelecek. O yüzden buraya çalışalım. Devam ediyoruz. Enlemin etkilerini enleme ters ve enlemle alakalı mı diye sayfa 24'ü sorabilirler. Dünyanın günlük ve günlük hareketinin sonuçları, yerel saatler oluşuyor. Sayfa 26'yı sorabilirler. Hatta %100 sorarlar. Dünyanın yörüngeni şeklinden de soru gelecektir. Eksen ekliği ve yıllık hareket. Buradan %100 soru gelecek. Yani sayfa 30'dan %100 soru gelecek. Yıllık hareket, özel tarihler sayfa 32'ye mutlaka bakmanızı istiyorum. Grafikler belki sormayabilir hocanız, zor sormayacaksa. Bu konulara geldiyseniz, paralel meridyen, yerel saat hesaplamalarına geldiyseniz buralarda mutlaka çalışmanız lazım. Türkiye'nin mutlak konumu ve göreceli konumundan da mutlaka sayfa 40 ve 42'den ve yanındaki sorulardan soru gelecektir. Dikkat edin. Diğer kısma geçtiğimizde taktan ödev vermek istersek bu sefer de hemen şöyle gösterelim. Sayfa 37 ve 38'de süper bir yazılımımız var ve onun öncesindeki bütün soruları da güzel güzel çözmenizi istiyoruz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar arkadaşlar. Ödülü sorumuzu yapın, yorumları yollayın. Son kez söylüyorum. Bakın, son kez söylüyorum derken bu video için son kez söylüyorum. Bütün kanallarımıza iPhone hediye ediyoruz. Sizleri yazılıda motive etmek adına mutlaka siz de 9. sınıf kanalınıza abone olun ve ana kanalına abone olup mutlaka iki arkadaşınızı etiketleyin, yazıları Tomuş etiketini. Sonra da iPhone'u hop çikilop kullanın. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Şimdiden sınavlarınıza başarılar, iyi şanslar.